Merhaba. Spora ayrılan bu sürede çok değerli konuklarımız var stüdyoda. Türkiye adına sporda yılın en önemli başarılarından birine Vakıfbank imza attı. Sarı Siyahlılar Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. Şimdi kulüp başkanı Osman Demren, kaptan Melis Gürkaynak ve Kübra Akman stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Bir kez daha tebrik ederiz. Siz artık bizi o kadar alıştırdınız ki bu başarıya. Her seferinde tabii coşkuyla karşılıyoruz ama yılı da sayenizde güzel bir kupayla bitiriyoruz spor anlamında. Öncelikle son şampiyonaya dönecek olursak, başarılarınız çok tabii ama nasıl geçti sizin için? Ben başlayayım. Aslında biz dediğiniz gibi Vakıfbank kulübü olarak kupalara alışık bir kulübüz artık. Böyle evet. Söyleyebiliyoruz. 4 tane Avrupa şampiyonluğumuz var ve bu Çin'deki turnuvayla beraber 3. kez ülkemize dünya şampiyonluğunu getirdik. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Çin'de çok güzel bir turnuva oynadık gerçekten. Ev sahibi gibiydik. Çünkü Çin'de bizi çok tanıyorlar. Vakıfbank gerçekten çok bilinen bir kulüp Çin'de. Bütün tribünler doluydu. Maçlara her zaman çok güzel bir atmosfere çıktık. Bizim bir Çinli oyuncumuz var, Zhu Ting. Evet. Dünyada da çok ünlü bir voleybolcu. Çin'de de çok ünlü. Onun sayesinde de zaten tanınırlığımız birazcık da bu yüzden. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Zorlu bir turnuvaydı. Finali Brezilya takımıyla oynadık. Biz kazandık ve şampiyon olarak ülkemize geri döndük. Sizin için ne ifade ediyordu? Yani nasıl geçti bu turnuva? Ya zaten sezon başından beri ilk hedefimiz Dünya Kulüpler Şampiyonası'ydı. Yani Vakıfbank'ın şöyle bir özelliği var. Yani onun için kupanın büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli değil. Yani her kupaya aynı hedef doğrultusunda gittik biz. Çin'de çok güzeldi. Zhu Ting sayesinde orada evimizde gibi oynadık. Yani Çin takımıyla oynadığımızda bile yani bütün insanlar bizi destekliyordu. İşte Zhu sayalınca Zhu Ting diye bağırıyorlar falan. O yüzden bizim için çok güzeldi yani. Pek bir yabancılık çekmedik. Tabii başarının mimarlarından biri de başkanınız Osman Bey. Sizi de tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten bir istikrar var Vakıfbank'ta. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz takımınızı? Bu başarıyı neyle geliyor? Yani sadece istikrar mı? Ne etkili burada? Şimdi öncelikli olarak tabii bu emniyet müdürümüzde Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Kederli ailesine Cenab-ı Allah sabrı cemil nasip eylesin inşallah. Şöyle bakıyoruz. Bizim tabii bir hedefimiz var. Aslında bankamızın bir hedefi var. Bankamızın hedefi lider banka olma hedefi var, vizyonu var. Dolayısıyla kulübümüzün de hedefi dünyada lider kulüp olma hedefi var. Tabii bu hedef baktığınız zaman 32 yıllık bir kulübüz ve bu kulübün temel şeyi sosyal fayda. Türk kadınının, Türk kızlarının desteklenmesi, aslında imkan verdiği zaman ne yapabileceğini göstermesi açısından yola çıkan bir unsur. Biz burada her zaman şöyle bakıyoruz. Kalitede ısrar ediyoruz. Dolayısıyla istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir başarının içinde olmak istiyoruz. O nedenle de bunu altyapıyla başlatıyoruz. Dolayısıyla bizim mesela 10 tane oyuncumuz var. Tamamı yerli oyuncumuz, tamamı altyapıdan diyebiliriz. O toplamda 14 oyuncuyla zaten oynuyoruz. Bizim yola çıktığımız zaman uzun vadeli stratejilerin içerisinde hep zaten bu uluslararası başarılar ilk hedef olarak ortaya koyuyoruz. Ve o nedenle Türkiye'nin açık ara en başarılı kulübüyüz uluslararası düzeyde. Türkiye yani bizden daha başarılı herhangi bir kulüp yok. Ama Allah tabii hepsine nasip etsin. Bütün kulüplerimize bu başarıyı nasip etsin. Ama bu tesadüf değil, bu planlanarak gelen bir başarı. Sezon başladığında da ilk hedefimizi burası olarak koyduk ve bütün biz maçlarımızı, bütün planlamamızı bu kupayı alabilmek için yaptık. Ve bunu yaparken de şunu biliyoruz. Diyoruz ki biz en iyi maçımızı burada oynayacağız. En iyi maçımızı final maçında oynayacağız. Ve arkadaşlar bunu çok güzel bir şekilde başardılar. Ülkemize bu gururu yaşattılar. Bankamıza bu gururu yaşattılar. Dolayısıyla yani gerçekten bütün oyuncularımıza, teknik ekibimize bu anlamda minnettarız yani. Guidetti'nin sözlerini hatırlıyorum. En iyi maçları oynadık bu turnuvada diye. Neydi sizce? Siz de böyle düşünüyor musunuz ve neydi fark? Çin'de oynadığımız turnuva. Evet, bu turnuvayla ilgili. Ya biz aslında baktığımızda Avrupa şampiyonları da dünya şampiyonlarında hep çok üst düzey maçlar oynuyoruz. Hı. Ve gittiğimiz turnuvalar hep dünyanın ve Avrupa'nın en iyi takımlarının olduğu turnuvalar. Bu bağlamda biz
bunun için çok çalışıyoruz ve antrenmanlarımızı hep bu üst düzey maçlara yönelik yapıyoruz. Yani Giovanni bizi her zaman o üst düzey maçlara hazır tutuyor antrenmanlarda. İşte hiçbir zaman mesela sıfırdan başlayıp bir antrenman yapmıyoruz. Yani sıfır sıfırdan başlamıyoruz. İşte 23-23'den başlıyoruz, 24-24'den başlıyoruz. Çünkü biz bugüne kadar aldığımız kupaları hiçbir zaman çok kolay almadık. Yani biz hep böyle kırılma anlarını yaşayarak o kupaları kazandık ve son topa kadar mücadele etmek zorunda kalıp biz o kupaları kazandığımız için Vakıfbank'ın böyle kırılmaz kendi içinde öyle bir kuvveti olduğunu düşünüyorum ben. Yani o son topa kadar mücadeleyi eden bir ekibiz. Sonradan gelen yabancı oyuncular da gerek altyapıdan çıkan oyuncular da bunu bilerek bu çarkın içine dahil oluyorlar ve sahada öyle bir performans sergiliyoruz. Bu turnuva da yine aynı şekilde öyleydi. Çok üst düzey maçlar oynadık. İşte Brezilya takımıyla iki tane maç, ya yani iki Brezilya takımıyla oynadık. Birisiyle iki kere, bir kere birisiyle bir tane maç yaptık. O üç maçta da çok böyle kritik sayılar vardı ama oradan işte bu hazırlandığımız süreç sayesinde bu sayılarda üstünlüğü biz sağladık ve kupaya böyle uzandık diyebilirim aslında. Sizin için var mı böyle kırılma anları bu turnuvaya ait hatırladığınız? Benim hatırladığım zaten sadece bir tane set verdik. Evet, evet, evet. Yani aslında onu da vermeseydik, vermeden çok evet, zor olabilecektik. Yani ben bundan daha zorlarını oynadığımızı hatırlıyorum aslında. Hı-hı. Bu turnuvadan daha zorlarını oynadığımızı. Ama güzeldi. Ya sonuçta kupayı tekrar ikinci bir kez getirdiğim, yani üst üste ikinci kez getirdiğimiz için bu daha büyük bir mutluluk. Peki şimdi altyapıdan başkan da bahsetti. Altyapıyla sizlerin iletişimi nasıl? Bir arada oluyorlar mı? Ya da işte Giovanni Guidetti ile başkan beraber mi karar veriyorsunuz bir sonraki sezonlara? Nasıl gelişiyor? Şimdi altyapıyla ilgili önce bence Melis bir... Çünkü bizim altyapımızdan yetişme evet, 17 20 yıl oldu Melis değil mi? 17 yıl oldu. 20 yıldır bu kulüpte. 20 yıldır kulüpte. Oyuncu açısından söylesin sonra ben anlatayım onu. Ben altyapısında da oynayarak sonrasında A takımda oynamış bir oyuncu olarak söyleyebilirim ki gerçekten Vakıfbank yönetimi altyapıya çok önem veriyor. Yani biz altyapılarda da zaten işte ablalarımızı izleyerek büyüdük. İşte onlara top vererek, işte su vererek büyüdük ve onların maçlarını izleyerek büyüdük. Bu tabii ki yıllar boyu daha da profesyonelleşti diye düşünüyorum. Şu an acayip bir durumda. Çünkü bizim çok güzel bir salonumuz var bir kere. Ve biz bu salonda 3 tane çok büyük bir maç oynanabilecek derecede sahalarımız var. Hı hı. Ve altyapılar bizle beraber antrenman yapabiliyorlar. Bizim antrenmanlarımızı izleyebiliyorlar. İşte Avrupa'nın, dünyanın en büyük oyuncularının olduğu bir salonda maç izleyebiliyorlar. Ve sürekli bizimle beraber iletişim halindeler. Bence bu çok büyük bir avantaj şu an bizim altyapı oyuncularımız için. Onlar biliyorlar ki iyi oynayıp gereken seviyeye ulaştıklarında A takıma çıkabilecekler. Bunu görüyorlar ve A takımda neler olduğunu, soyunma odasını bile görebiliyorlar. Yani o çok büyük oyuncuların girdiği soyunma odasını bile altyapıda 8 yaşındaki, 10 yaşındaki kız bile girip içeri bakabiliyor. Nasıl bir yer olduğunu bilebiliyor. Bence onlar için çok büyük bir avantaj. Bu da bence Vakıfbank'ın yönetiminin Türk voleyboluna sağladığı çok önemli bir değer diye düşünüyorum. Ve bunun sonucunda da daha çok başarılı, daha da iyi voleybolcular çıkacak ileride siz zaman için. Sizin özelinizde, başarınız özelinde konuşuyoruz ama baktığımızda geçmişte diğer voleybol takımlarının da benzer başarılarını, şampiyonluklarını yaşadık. Kıyasladığımızda benzer şekilde mi, bilmiyorum sizin şansınız oldu mu diğer kulüplerle kıyaslama şansınız ama benzer şekilde mi yönetiliyor? Altyapılarla ilgili özellikle. Ben anlatayım isterseniz. Hı-hı. Şimdi şöyle, aslında Melis'in kaldığı yerden tamamlayalım. Şimdi örnek verelim. Geçen mesela Hollanda'dan da değil mi? Takımlar, evet. O altyapı takımları, hı-hı, gençler. Birçok ülkeden devamlı kulübümüze ziyarete geliyorlar. Evet. Antrenmanları izliyorlar. Kulübümüzü bir tanımak istiyorlar. Bunu nasıl başardığımızı, nasıl yaptığımızı. Şimdi altyapı açısından şöyle söyleyeyim. Bizim için şu anda 10 tane oyuncumuz yerli, 14 oyuncunun 10 tanesi yerli oyuncu. Tamamı altyapıdan yetişme sayılır. 7 tanesi direkt altyapıdan. Diğer 3 tanesi de birisi Kübra. Onlar da 5 yıldır, 6 yıldır Vakıfbank'ta. Ya düşünün, Kübra 17 yaşında gelmiş. Altyapı diyemiyoruz. Altyapımızdan yetişmiş gibi olmuyor aslında. Ama baktığınız zaman bizde büyüyor. Hani bizde, ama sizin kültürünüzde. Bizim o seviyeye geliyor. Şimdi altyapıda mesela bizim şu andaki baş hocamız Giuseppe Bossetti. Bu Giuseppe bugün İtalyan voleybolunun birçok üst düzey oyuncusunu yetiştiren kişi ve İtalyan Federasyonu'nun zamanında görevlendirip özellikle bu yapıyı bu seviyeye getiren kişilerden birisi. Eşi Franca da
Aynı Bardelli, Franca Bardelli de beraber zaten çalışıyorlar. Biz bütün bu oyuncularımız en iyi seviyede yetişsin isteğiyle hareket ediyoruz. Türkiye'deki bu temel problem hocamız yok. Yani yeterince antrenörümüz yok ve antrenörlerimiz kendisini geliştirmiyor. Yoksa biz esasen yıllarca uğraştık yerli antrenörlere devam etme konusunda. Şunu net söyleyebilirim. Altyapınız güçlü değilse siz sürdürülebilir başarıyı sağlayamazsınız. Vakıfbank'ın diğer bütün kulüplerden farkı bu. Biz hiçbir takımdan yetişmiş çok iyi bir oyuncu transfer etmiyoruz. Yok bizim takımımızda öyle bir oyuncu. Ve sporcular da biliyor ve sporcular açısından da ben iddia ediyorum. Vakıfbank cennet kulüptür. Her açıdan cennet kulüptür. Yani çünkü sporcunun yapması gereken tek şey şudur Vakıfbank'ta. Sonuna kadar dünyanın en iyisi olmak için çalışması lazım. Onun dışında hiçbir şey düşünmesine gerek yok. Onun dışındaki her şeyi düşünüyoruz, planlıyoruz, hareket ediyoruz. Şey açısından da söyleyeyim, takım kurgusu açısından da söylüyorum. Elbette bizim açımızdan, teknik ekibimizden hele baş koç Giovanni'nin düşünceleri çok önemli. Hep beraber oturuyoruz, hep beraber planlıyoruz. Ama hiçbir zaman hiç kimsenin isteği %100 olmuyor. Yani kulübün ilkeleri, stratejileri, planları doğrultusunda neyi yapmamız gerekiyorsa, neyi yaparsak en doğru olduğunu düşünüyorsak onu yapıyoruz. Ben farklı düşünebilirim ya da Giovanni farklı düşünebilir ya da diğer teknik ekipteki arkadaşlarımız farklı düşünebilir. Ama biz illa bir yere bir oyuncu alırken dünyanın en iyisi olsun diye almıyoruz, en iyisi diye almıyoruz. Ya da bizim mevcut takımımızda en iyi katkıyı kim sağlayabilir, nasıl sağlar ona göre bakıp öyle tercihte bulunuyoruz. Şimdi çok fazla hoca yetişmiyor dediniz ama son yıllara özellikle voleybol damga vurdu başarı anlamında Türkiye'de. Evet. Bu ileride bu anlamda katkı sağlayabilir mi Türk voleyboluna? Teknik anlamda. Ya, tabii ki katkı sağlar. Çünkü insanlar bir daha fazla odaklanıyorlar. Federasyonumuzun bu anlamda çok ciddi çalışmaları var. Ve bizlerle devamlı iç içe çalışıyorlar. Şöyle söylemek lazım zaten. Biz burada bir başarı sağlıyorsak, şimdi ülkede istikrara ihtiyaç var. Hem ekonomik hem bir siyasi istikrarın olması lazım ki biz bu çalışmayı sağlam yapabilelim. Evet. Öbür taraftan yönetsel istikrara ihtiyaç var. Ve bulunduğunuz diğer kuruluşlara da çok iyi ilişki içerisinde gitmelisiniz ki onlar da sizi desteklemeli ki bu başarıyı sağlayabilirsiniz. Yani yoksa hiç kimse tek başına bir başarıyı sağlayamaz ama burada tabii şeyi söylemek lazım. Vakıfbank yönetiminin, yönetim kurulunun, genel müdürümüzün yani adanmışlık düzeyindeki desteğini de kesinlikle çok farklı bir noktaya koymak lazım. Çünkü onlar olacak ki biz alt tarafta çalışıp bu aileye, bu ülkeye bu büyük başarıları getirebilirim. Şimdi ben sizi bir kez daha tebrik edeceğim. Maalesef sizin de yayının başında söylediğiniz gibi bugün bir yandan tatsız bir günde bizim için bu başarıyı konuşurken. Mersin'e döneceğiz. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.